Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ta düşen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopter enkazında çalışmalar devam ediyor. Askeri ve sivil kurtarma ekipleri cenazeleri enkaz bölgesinden indirmek amacıyla bölgede bulunuyor. Ayrıntıları 24 canlı yayın ekibinden Özgür Yılmaz'dan alacağız. Özgür merhaba, söz sende, ayrıntılar alalım hemen. Evet, Keş Dağı'nın eteğindeyiz şu anda ve gerçekten yaşananlardan dolayı ne kadar zor, sıkıntı verici olduğunu anlamak aslında çok da zor değil. Zira son olarak Sikorsky helikopteri bölgede görev yapan Sikorsky helikopterinin de görev yapamaz duruma geldiği ve minik bir kaza geçirdiği de bize gelen bilgiler arasındaydı. Özellikle Bakan Beşir Atalay ile birlikte yanındakiler de yine helikopterle bölgede bir inceleme yaptılar ama inceleme sonunda bölgeye ulaşmak, bölgeye helikopterle inmek mümkün olmadı. Yaklaşık 200 kadar uzman personel ve bunlara 5-6 kişi de köylü anlamında katkıda bulunuyor. Özellikle bölgeyi bilen kişiler anlamında katkıda bulunuyorlar ve şu anda çalışmalar yapılıyor. Edindiğimiz bilgiye göre enkaza ulaşıldı, cenazelere ulaşıldı. Ancak cenazelerin nasıl indirileceği, buraya nasıl ulaştırılacağı konusunda henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü ciddi bir teknolojiye, ciddi bir insan gücüne ihtiyaç var. Bu anlamda bu önümüzdeki saatlerde belki de netlik kazanacak gelişmelerden bir tanesi. Ancak çok daha önemli olan bir konu vardı. O da enkaza ulaşıldığını ilk haber veren 24 ekibiyle birlikte olan insanlar vardı. Onlara telefonla bağlanan insanlar vardı. Onlardan bir tanesi de bu 17 kişilik gönüllü köylü kurtarma ekibinde bulunan Hacı Kuzgun, yanımızda anlatacak o yaşananları. Şunu sormak istiyorum Hacı Bey size. Ne zaman haber aldınız ve ne zaman gönüllü olmaya karar verdiniz? Biz bu dün karar verdik. Evvelki gün akşam karar verdik. Dün de sabahleyin erkenden buradan 5 kişi Çevrepınar köyünden, 11 kişi de Döngel köyünden, 1 kişi de Göksüm'den katıldı. Oradan kendi şeyimizde Kızılöz köyüne gittik. Ve oradan itibaren 17 kişiyle daha yukarı tırmandık. Yaklaşık orada 4 saat yürüdük yani. O yaklaşık 15 kilometre kadar falan var. Peki hani dağları biliyorsunuz, bölgeyi elbette biliyorsunuz. Biliyoruz, ama bilen arkadaşlarımız var. Şimdi kış koşulları, çok yüksek miktarda kar yüksek, var. Tipi var aynı zamanda. Çıkılacak şey yani yok. Buna rağmen nasıl cesaret edebildiniz sis oraya var çıkmayı? Ya biz bir Allah şeyi oldu bize ve gittik yani, gidecek dedik, karar verdik, tam niyetimizi arıttık ve buradan yürüdük. Tam 4 saat buradan 4 oraya saat, yürüdünüz. 4 saat Kızılöz köyünden Keş Dağı'na kadar yürüdük. En yüksek zirveye kadar. Peki nasıl tahmin ettiniz orada bulunacakları? İçinize mi doğdu yoksa bir orada, bilgi mi aldınız? Sisne köyünden bir çoban helikopterin oradan geçtiğini görmüş. Ve biz buna dayanaraktan dedik ki bu tekir Göksün'e geçmediğini anladığımıza göre dedik ki bu Sisne ile Keş Dağı arasında düşmüş olabilir dedik. Ve biz de oraları bildiğimiz için dedik ki orayı bir tarayalım. Oradan da Yeşilköy'ün arkasından inelik dedik. Yeşilgöz Köyü'nün. Peki o süreç çok merak ediliyor. Sizin o 4 saatlik boyunca oraya ulaştığınız süreçte nasıl hazırlık yaptınız? Yanınıza yiyecek aldınız mı? Onları taşıma, yanınızdaki malzemeleri taşımak sorun olmadı mı size? Malzememiz olarak bir azıklarımızı aldık buradan kendimiz. Orada da devletimiz dağıtıyormuş. Oradan da aldık. Ekmeklerimizi aldık. Kızılöz Köyü'nden. Oradan yola çıktık. Yani fazla elimizde bir yükümüz yoktu. Sırtımızda, kafamızda kapşon. Ayağımızda kendi imkanlarımızla kullandığımız çoraplar. Etik vardı. Etiklerle gittik yani. Yoksa evet, özel ayakkabılar değil mi? Özel ayakkabılar. Lastik ayakkabı. Özel yapılmış. Ve etiklerle. Etikler olmasa hiç gidemezdik. Etikleri de ayağımıza giydik. 4 saat sonra orada helikopterin enkazına ulaştık. Bu etikler de sizin herhalde özel olarak evet, köyde yaptığınız. Özel ağaçtan çevirme biz yapmam. Kendi elimizle yaptığımız bir alettir yanında. Peki şunu söylüyorum. Hakikaten çok riskli, insani anlamda üst düzeyde bir olaya imza attınız. Hiç böyle donma tehlikesi geçireceğiniz aklınıza gelmedi mi? Hakikaten de zor anlar yaşadınız. Ya, özellikle bekleme sürecinde hatırlıyoruz, canlı telefon bağlantılarında donmak üzere olduğunu söyleyen isimler vardı. O süreci paylaşır mısınız bizimle? Evet, orada enkazı bulduktan sonra o ana kadar üşüdüğümüzü hiç yani zannetmedik, üşümedik.
Ve ondan sonra enkazı bulduktan sonra üşümeye başladık. Ve orada bir ateş yaktık. Bu çıra dedik biz. Çıra almıştık azıklara, kirpiç çakmak, ateş. Onları da içerisinde hazırlıklı olarak gittik yani burada. Orada da ağaçlar var, kurumuş angaz. Ağaçları kırdık ve ateş yaktık. Bir saat kadar kaldık, ısındık. Ve ondan sonra ben 112'yi aradım. Burada dedim havalar çok soğuk, tipi vuruyor. Kar var, 20 metre sis var. Hiç göz gözü görmüyor. Burada dedim mahsur kalacağız, donuyoruz. Bize yardım gönderin dedim. Sonra geldiler. Sonra da devletimiz evet yardım göndermişler. Sağlık kurulu her kişi her şey askerimiz hepsi şeyini almıştı tedbirini. Hem geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hem de başsağlığı dileklerimi. Evet Gökhan Gökçe yaşananlar böyleydi. Sözü tekrar size bırakıyorum İstanbul'a.